Üretmeyi seven herkese selamlar. Ben Emre Konca. Bugünkü videomuzda dünyanın en büyük filament markalarından Polymaker'ın filamentlerini inceleyeceğiz. Aralarında önceden köpüklenmiş LVPLa'lar, metal alışımlı filamentler, esnek filamentler, transparan filamentler ve alkolle yüzeyi pürüzsüzleştirilebilen ilginç filamentleri var. Gelin hepsine hızlıca bir bakış atalım. Polymaker oldukça fazla filament çeşitliliğine sahip dünya standartlarının üstünde filament üreten bir marka. Uzun zamandır ben de takip ediyorum. Yakın zamanda Türkiye'ye geldi. Filament Depon Polymaker'ın Türkiye distribütörü oldu. Artık filamentdepom.com üzerinden de Polymaker filamentleri alabileceğiz. Biraz önce videonun girişinde daha bahsedemedim. Gerçekten çok ilginç filamentleri var. Örneğin şu filament 252,5 derecede eğilmeye, yamulmaya başlayabiliyor. Ve açık kasa 3 boyutlu yazıcıyla basabiliyoruz. Birbirine vurduğumuzda metal sesi geliyor çünkü içerisinde de metal alışımı var. Bunun gibi onlarca filamente yakından göz atmaya başlayalım. Polymaker'ın ilk bahsetmemiz gereken serisi Pankroma serisi. Pankroma serisinde daha çok renklere odaklanılmış. Şuradaki gibi böyle mat samur rengi bu yaz renkleri var içerisinde. Açık yeşilde koyu yeşil arasında gidip geliyor. Yani rainbow filamentinin sadece yeşilin tonlarıyla değişen versiyonunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki rainbow filament de var. Hatta rainbow filamentlerinde çeşitleri var. Sadece gözümüzde gördüğümüz renkler değil, gecede parlayan renkleri de var. Örneğin pembe gülü hem evimizdeki ampullerle hem güneş ışığının altında hem de ultraviyole el fenerleriyle şarj edebiliyoruz ve gece boyunca parlıyor. Şuradaki gördüğümüz yeşil de ultraviyole ışığı yansıtıyor. Diğer ışıkları yansıtmıyor. Dolayısıyla gece ultraviyole fener verdiğiniz zaman sadece bunu görüyorsunuz. Çok ilginç renkleri olan filamentler bunlar. Bundan sonra bahsetmem gereken seri PVB filamentlerin olduğu seri. O da polisumut diye anılıyor. Polisumut filamentlerde de şöyle bir izopropil alkolü üzerine sprey olarak uygulayarak oldukça pürüzsüzleştirebiliyoruz. Ben bunun için iki tane Atatürk heykeli bastım. Bir tanesine herhangi bir işlem yapmadım ki o da bayağı güzel. Filamentlerin kalitesi çok yüksek olduğu için çap toleransları dünya standartlarının üstünde olduğu için zaten çok pürüzsüz çıkıyor ama SLA'ya yakın sonuç almak istiyorsanız figür basacağım, reçinelerle uğraşmak istiyorum, alkolle makineleri temizlemek, kürlemek, bir sürü o süreçleri yaşamak istemiyorum diyorsanız ki bence çok haklı sebepleriniz var. Kullanımı çok zor o makinelerin. PVB filament alıp Polisumut serisinden şu alkolle spreyleyip böyle parlatabiliyorsunuz. Bu tam bitmiş bir ürün değil. Bitmiş halinde videoya ekleyeceğim. Oradan görüyor olacaksınız. Bu arada Polisumut filament alanlara yarım kilo izopropil alkol de filamentdepom.com'da hediye. Şu an öyle bir kampanya var. Bu kampanyada 27 Mayıs'a kadar geçerli. Polisumut filamentleri daha pürüzsüz hale getirmek için tek seferde spreylemek yetmiyor. Arada bir kurudukça tekrar sprey sıkmak gerekebiliyor. Dışındaki duvarı eritip tekrar kaynaştırarak katman çizgilerini tamamen yok ediyor ve bir parlaklık sağlıyor. Böyle de gerçekten bir makinede üretilmiş, fabrikada üretilmiş son ürüne çok daha fazla benziyor. Bu arada filamentin kutusudur, içeriğidir, özellikleridir. Bunlara ayrıca birazdan değineceğim. Hızlıca şu serileri bitirmek istiyorum. Bundan sonraki en çok dikkat etmemiz gereken serilerden biri bir Fiberon serisi. Fiberon serisi tamamen mühendislik filamentleri üzerine kurulmuş bir seri. Biraz önce söylediğim gibi 252,5 dereceye kadar dayanabilen ve ondan sonra hafif erimeye başlayabilen filamentleri de var. Dayanımı çok 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 yüksek. Daha da yüksek filamentler de var. Sadece ısı dayanımı değil güç dayanımı veya kimyasal maddelere sıvılara karşı dayanımı yüksek olan hatta sürtünmeye karşı yüksek olan filamentleri de var. Burada en çok sevdiğim şeyi söylemem gerekirse de Polymaker'ın sitesine gittiğimizdeki linkini açıklamalara bırakacağım. Orada hangi filamenti hangi işe göre seçmenize karar verebileceğiniz çok güzel bir çizelge var. Hangi filament türü hangi sıcaklığa dayanabiliyor? Hangi baskı seviyelerine dayanabiliyor? Dolayısıyla hangi işi yapacaksanız ona göre karar karar verebiliyorsunuz. Sizin için sıcaklık önemliyse ona göre karar verebiliyorsunuz. Kırılmaya dayanım önemliyse ona göre karar verebiliyorsunuz. Böyle bir çizelgeyi de başka bir filament markasında görmemiştim. Mutlaka vardır ama bilimsel olarak böyle teknik verilerin paylaşıldığı güzel bir marka. Özellikle Fiberon serisinde çok yüksek dayanımlı şeyler yapacaksanız ki ben baskı hizmeti de veriyorum. Bazen müşterilerimiz böyle şeyler istiyor. Onlara tam olarak uygun böyle bir seri. Diğer bir serimiz de Polywood serisi. Polywood serisinde de ahşap görünümlü ama içerisinde ahşap olmayan filamentler var. Oldukça ahşaba benziyor. Zaten filamentin dışı da böyle tırtıklı tırtıklı. Farklı bir yüzeyi var. Kese kağıdı bastım. Bayağı bir kese kağıdını andırıyor aslında. Hem dekor olarak kullanılabilir böyle ürün fotoğrafçılığı gibi şeylerde. Özellikle şu tip heykel gibi şeyler basarken ahşap görünümü, ahşap dokusu oldukça dikkat çekiyor. Bu tip görsel işler yapıyorsanız da Polywood serisini denemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki serimiz de Politerra serisi. Bu da doğadan ilham alan bir seri. Sanırım Politerra serisinden ürün aldığımızda bizim adımıza ağaç falan dikiliyormuş. Öyle bir şeylerden bahsediyordu Polymaker'ın web sitesinde. Oraya da girip kendiniz inceleyebilirsiniz. Bunun dışında ASA, ABS, PLA, PETG, TPU gibi neredeyse her yerde bulunan filamentlerin hepsi hatta neredeyse her rengi de filamentdeform.com'da var. Şimdi gelelim yap yaptığım testlere ilk önce bir kutuyu aldığımda filament kutusunu elime aldığımda neler yapıyorum buradan başlayalım. Öncelikle kutusu sağlam mı ona bakıyorum. Daha sonrasında içerisindeki filamentin rengi ve bazı teknik bilgilerini görebiliyor muyum ona bakıyorum. Mesela burada magenta rengindeymiş pankroma serisindeymiş. Alt seri olarak da translucent serisindenmiş. Burada çapı yazıyor ne kadar ağırlığı olduğu yazıyor. Ve üretimle ilgili bazı bilgiler yazıyor. İçerisini açtığımda ise filamentin güzel bir şekilde vakumlu olduğunu görüyorum. Burada baskı hızı, baskı sıcaklığı tablanın sıcaklığı gibi bilgileri de görebiliyorum. Bu bilgiler çok önemli. Bunun dışında şurada filamentin ne kadar ağırlığının kaldığı ve kaç metre kaldığı gibi bilgileri de rahatlıkla görebiliyorum. Bunun dışında yine en sevdiğim şeylerden bir tanesi filament bittiğinde şu deliklere rahatlıkla sokabiliyor muyum? Bazı filament markalarında bu delikler birbirine çok yakın. Filamenti sokup çıkardığınızda kırılıyor, takamıyorsunuz veya takıyorsunuz sonra kendiliğinden kırılıyor, çıkıyor. Böyle bir mesafenin kalması iyi oluyor ve filament hep aynı yerde bitmediği için birkaç tane bunlardan olması da güzel oluyor. Şöyle çevirdiğimde karton bak olduğunu görüyorum ama kenarları sağlam. Dolayısıyla AMS, CFS ve Ace Pro gibi renk değiştirme modülleriyle de uyumlu. Yine şu arkasında bulunan QR kodu okuttuğumuzda ise markanın diğer renklerini de görebiliyoruz ve baskı ayarları gibi bazı şeyleri bulabiliyoruz. Bu arada Orca Slicer'da Pankroma serisi ve Polymaker'ın çoğu filamentinin hazır profili var. Bu da bence çok önemli. Çünkü hangi sıcaklıkla, hangi hızda, hangi geri çekme ayarlarıyla basılacağını biz kendimiz test etmemize gerek kalmıyor. Büyük oranda gerek kalmıyor diyeyim. Makineden makineye de şeyler vardır. Her makinenin 220 derecesi 220 derece olmayabiliyor ama genel olarak o profili indirip kullandığımızda bir problem yaşamıyoruz. Ben hiçbir problem yaşamadım. Çok özel filament serileriyle ilgili hazır profiller Orca Slicer'da yok ama Polymaker.com'a gittiğinizde oradan indirip içeri aktar dediğinizde tek bir tuşla o profilleri içeri aktarabiliyorsunuz ve herhangi bir ayar yapmadan baskı alabiliyorsunuz. Bu Fiberon serisindeki baskıların tamamını bu şekilde yaptım. Ama sadece şu özelliklere bakarak herhangi bir jenerik PLA diye seçip şu değerleri girseniz bile güzel baskı alabileceğiniz bir seri. Buradaki vakumlu poşetin bir özelliği daha var. Ben bu vakumlu poşeti şuradan kestiğimde tekrar kapatabiliyorum ve nem almasını engelleyebiliyorum. Zaten buradan kesmeyin diye burada bir uyarı var. Şu taraftan kesiyorum şimdi. İçerisinden silika jeli çıkıyor ve tekrar kullanılabilir vakumlu poşetim çıkıyor. Bunu kullandım, baskımı aldım. Daha sonrasında buraya koydum, ağzını kapattım daha uzun bir şekilde yıllarca belki kullanabileceğim halde kalabiliyor. Hatta böyle biraz da kurutan makineniz varsa, otomatik filament kurutma özelliği olan makineniz varsa kurutup koyarsanız çok daha uzun süreler dayanabilir. Ama bence renkleri çok güzel, o kadar dayanamazsınız, kullanırsınız gibi geliyor bana. Yakın zamanda ben muhtemelen bu filamentlerin çoğunu tüketirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Hızını 200 mm bölü saniyeye kadar demiş ama çok daha yüksek hızlarla da baskı aldım. Muhtemelen marka en güzel, en kaliteli, en görsel olarak ve her türlü makinede basılabilecek hızları yazmış. Bazı filamentlerinde 500'e kadar yazmış, bazılarında 300'e kadar yazmış, bazılarında 40-60 yazmış. Bu filamentten filamente kesinlikle değişiyor ama yazdıkları değerlerin ortalamanın altında olduğunu söyleyebilirim. Burada 200 yazdığı halde çok daha yüksek hızlarda baskı aldığımda problem yaşamadım. Ama sizin için yine birkaç tane hız testini de videodan sonra şu an konuşmayı bitirdikten sonra videoya ekrana ekleyeceğim. Zaten burada 200 mm bölü saniyeye kadar demesinin sebebi de o. Çünkü daha yüksek katman kalınlığıyla bastığınızda daha fazla filament akıttığı için erimeyebilir veya makinenizin filament ısıtıcısı nozül tarafı hatendi çok iyi ısıtmıyorsa çok güçlü değilse orada da zorlanılabilir. Mesela Felsen S1 ile basmakla K1 ile basmak arasında da fark var. Bu tip bilgileri de sadece sadece aslında örnek olsun diye kafamıza kazımakta fayda var. En mükemmel şekilde baskı almak istiyorsanız tabii ki kendi sıcaklık kulenizi, geri çekme kulenizi veya hız testinizi basabilirsiniz. Oradan çıkan sonuçlarla da çok daha güzel baskılar alabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben hiç bile basmadım. Filamentleri açtım ve baskı almaya başladım. Çünkü profilleri güzel hazırlanmıştı. Herhangi bir ayar yapmadım. Bir tane sıcaklık kulesi, bir tane geri çekme kulesi basmadım bunlarla ilgili. Hepsi burada. Sadece sorun yaşadığım bir tek şu oldu. O da makinenin kayışlarıyla alakalı bir problem vardı. Makineyi yağladım. Ondan sonraki baskıları düzeldi ama yine de göstermek istedim. Biraz katman çizgileri belli oluyor. Diğerlerinde neredeyse katman çizgileri hiç yok gibi gözüküyor. Şimdi baskılardan yavaşça başlayalım. Öncelikle LV başlamak istiyorum. Şu normal PLA 39 gram ağırlığındaydı. Aynı ayarlarla Önceden köpüklendiği için LVPLA ile baskı aldım. Aynı G-Code, aynı ayarlarla derken tekrar Filamenti değiştirdim ve basa bastım. 29 gram ağırlığında geldi. Yaklaşık olarak %35 daha hafif bu ürün. Dolayısıyla uçak yapıyorsanız sizin için hafiflik çok önemliyse ama sağlamlığı da korumak istiyorsanız Polymaker'ın önceden köpüklenmiş LVPLA'larını kesinlikle tercih edebilirsiniz. Diğer standart LVPLA'larda kendimiz sıcaklık ve hız gibi ayarlarla oynayarak köpüklenme seviyesini değiştiriyorduk. Onun da baskısı Zaman zaman çok zor olabiliyordu, çok kırılgan olabiliyordu. Burada elimle birazcık dokunarak tabii ki test edebildim sadece. Aynı PLA hissini veriyor ama %35 daha hafif ve baskısı inanılmaz kolay. Yani normal PLA'yı nasıl basıyorsam bunu da aynı şekilde bastım. Eğer uçak yapıyorsanız, drone yapıyorsanız, hafiflik sizin için önemliyse kesinlikle bu kolay filamenti de tavsiye ederim. Hatta renk çeşitleri de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Bu arada bahsettiğim bütün filamentlerin linkini de açıklamalar kısmında paylaşıyorum ki gidip aramadan kolaylıkla bulup bakabilin diye. Sonra şöyle hızlıca devam edelim. Buradaki filamentimizde Politerra serisinin lav kırmızısı rengi. Bununla da şöyle değişik bir kalpli vazo istemişti bir tanıdığım. Ona hediye etmek için böyle bir şey bastım. Bu da gayet güzel gözüküyor. Model de çok güzel. Baskı kalitesi de çok güzel. Renk de çok güzel. Herhangi bir katman çizgisi görmüyorum. Alıp seri üretimden çıkmış bir ürün gibi kullanılabilir. Sonraki baskım Rainbow'la bastım bunu. Kidi Q1 Pro ile bastım. O güzel bir makine aslında. Çok pürüzsüz basar ama bir süredir kullanmıyordum. Millerin üzerindeki yağlar birazcık katılaşmış. Onları temizleyip tekrar düzelttiğimde güzel baskılar almaya devam ettim ama bu da birazcık böyle hafif katman çizgileri belli bir şekilde çıktı. Normalde buna güzel bir baskı diyemeyiz ama yine de göstermek istedim. Renkleri çok güzel. Çöpe atmak istemedim. Şu kek kalıplarında başka bir tanıdığım istemişti. Onlara bastım. Burada çeşitli kalıplar var. Hiç kek bu şekilde yapmadım ama etrafımda çok fazla 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış kek kalıpları kullanan insan var. Bayağı yaygın bir şey demek ki. Bunu da şu maviyle bastım. Yine Pankroma serisinden bir mavi. Bu arada baskılarımın neredeyse tamamını 0.2 mm katman yüksekliğiyle aldım. Bir iki tanesini 0.16 ile aldım. Şunu 0.16 ile aldım. Geri kalanların hepsini sanırım 0.2 katman yüksekliği ile aldım. Şu kupayı da metalik gri olan renkle bastım. Metalik renkler daha parlak oluyor. Hatta burada böyle alüminyum tanesi gibi parlayan bazı parçalar var. Görselliği gerçekten şeyi andırıyor. Böyle bir metal tutuyormuşuz gibi andırıyor. Hatta bunun içine böyle bir tane ufak delik bırakıp içine de alçı koyup tekrar üstünü kapatırsak da eline alan insan da böyle daha ağır olduğu için neredeyse metal sanabilir. Ama böyle bir metal hissi tabii ki yok buradaki gibi. Sonraki ilginç filamentlerden bir tanesi elektrostatik koruması olan PETG. Bunu da ilk defa Polymaker'da gördüm. Devre kartı üretiyorsanız, devre kartlarına kutu yapıyorsanız benim gibi bu filamenti kullanmak inanılmaz faydalı olabiliyor. Özellikle böyle askeri otomatik projelerinde ya da yüksek bütçeli projelerde böyle şeyler de aranıyor aslında. Bundan sonra en çok kullanacağım filament çeşitlerinden biri olacak. Böyle bir filamentin varlığından haberim bile yoktu. 11 yıldır filamentlerle uğraşıyorum, 3 boyutlu baskı alıyorum. Gerçekten çok ilginç bir filament türü. Şimdi bir tane de Fiberon'un filament türü var. Biraz önce bahsettiğim ismi PPS CF10. İçerisinde metal alaşımı var. Metale vurduğumuzda metal gibi ses çıkarıyor, dayanımı yüksek kaynattığım daha buharı tüten çayın içerisine atıp böyle karıştırdığımda ucu erilmedi, yamulmadı. Herhangi bir problem yaşamadım. 250-2,5 dereceye kadar dayanabildiği gibi kendi dayanımı da, güce karşı dayanımı da çok yüksek. Tabii ki normal PLA'lardan falan fiyatı farklı ama özellikle ısıya ve güce, baskıya dayanıklı bir şey arıyorsanız da bulabileceğiniz en güzel filamentlerden bir tanesi bu piyasada. Ve işin daha güzel tarafını söyleyeyim. Açık kasa makinayla da basabiliyorsunuz. Kabin içi ısıtma falan da gerektirmiyor. Sadece 300 santigrat ve üzeri nozul gerektiriyor. Ben 330 santigratla bastım önerilen değerlerle ve gayet güzel sonuç aldım. Bastığım makina da çok pahalı bir makina değildi. Yani çok ucuz bir makinayla böyle bir baskı alabilmek, bu kadar yüksek sağlamlıkta bir şey alabilmek gerçekten çok kolay. ABS asa basmaya göre çok 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 daha kolay. Yani PLA, PETG basıyormuşsunuz gibi bu kadar sağlam malzeme basabiliyorsunuz. Bu ayarlanabilir anahtarı da PAGF25 isimli filamentle bastım. Bunun da yine darbe dayanımı çok daha yüksek. Isı dayanımı bununki kadar olmasa da o da bayağı yüksek. Böyle vida filan sıkabileceğiniz kadar sağlam şeyler basabiliyorsunuz. Gerçekten sağlam ürünler. Fiberon serisinin filamentlerine özellikle göz atmanızı tavsiye edebilirim. Başka herhangi bir filamente benzemeyen bir sürü filament çeşitliliği var. Bu da 191 derecede yamulmaya başlıyormuş. Oldukça ısı dayanımı yüksek. Kıyas olması açısından PLA'lar genellikle 60 dereceden sonra yamulmaya başlıyor. Petçiler 80'den sonra başlıyor. ABS'lerin bir kısmı 85-90'lardan sonra başlıyor. Asalar böyle 95-100'e doğru yamulmaya başlıyor. Bunların yani PLA ve petçi özellikle güneşin altına bunu böyle koysak birkaç saate yamulurdu. Bunu güneş değil böyle sıcak suyun içine attığınızda bile bir şey olmuyor. Hatta araba motoruna yakın parçalar basarken de böyle şeyler kullanılıyor. Motor kapağının üzeri bile o kadar ısılara çoğu zaman ulaşmıyor. Devam edecek olursak bu gece parlayan pembe bu mat Summer dediğimiz renk yeşiller arası geçiş yapıyor. Bu neon yeşili ultraviyole ışıkta gece çok güzel parlıyor ama ışığı şarj etmiyor. Şarj eden bu. Buna neon serisi deniliyor. Buna luminous serisi deniliyor bu yüzden. Bunun dışında şu kırmızıların hepsi PVB ile basılmış. Dolayısıyla sprey ile parlatabiliyorum ve yüzeyini pürüzsüzleştirebiliyorum. Bu sürecinde biraz vakit aldığını tekrar hatırlatalım. Bu işi yapan polymaker'ın bir ürünü de var ama o Türkiye'ye böyle herhalde gümrükle ilgili sorunlardan dolayı gelmedi daha. Belki ileride gelir ama bu çok daha pratik böyle pıst pıst diye arada bir sıkıyorsunuz. Muhtemelen bir 10-15 sıkıştan sonra güzel olacak. Dediğim gibi son halinde şu an izliyorsunuz. Onu videodan sonra son haline getireceğim. Burada belki tek dezavantaj olarak şu söylenebilir. Çok ince pürüzler kayboluyor olabilir. Böyle şuradaki Kemal Atatürk imzası için. O yüzden bu heykeli seçtim. Hem orada imzada çok küçük detaylar var. Hem Atatürk'ün gözü, kaşı, kulağı gibi böyle girinti çıkıntılar var. Onu da siz değerlendirirsiniz. Bence özellikle figür gibi çok yüzeyi pürüzsüz, parlak, güzel şeyler yapmak isteyenler için inanılmaz güzel. Boyayı da çok güzel bir şekilde tutacağına eminim. Çünkü katmanları gözümüzde görmesek bile boyadığımızda o katmanların arasına boya girebiliyor. Ve boya çok güzel bir şekilde kendini göstermiyor ama yüzey pürüzsüz olduğunda boya çok daha güzel gözüküyor. Reçineli yazıcılara alternatif olarak bu filament artı alkolle spreyleme modelini önerebilirim. Şurada bir vazo bastım. Yine bir tanıdığım istemişti. Ağaç rengine çok yakındı. Güzel gözüküyor. Bir de böyle siyah sprey boyayla böyle hafif böyle üzerinden geçilirse biraz eskitilmiş gibi de gözükür tadından yenmez. Şu anda gayet güzel gözüküyor. ASA filamentle şöyle bir dişli sistemi bastım. Aslında ASA ABS dişli basmaya çok uygun şeyler değil. PLA ASA'dan ABS'den çoğu zaman daha iyi performans gösteriyor. O yüzden dişlileri genellikle ben PLA ile basıyorum. Hatta Polymaker'ın da Tough PLA diye bir tane modeli var. O çok daha yüksek dayanımlı onunla basmak daha mantıklı olabilir. Çünkü PLA ve PETC zımparalanmaya karşı daha dayanıklı. Bu özellikle bu tip şeyler basarken bir dezavantajı olsa da dişli gibi şeyler basarken de sürtünmeden dolayı birbirini aşındırıp kısa vadede problem yaşamıyorlar. O yüzden dişli basıyorsanız kesinlikle PLA türevlerini öneririm. Çok yüksek ısılara maruz kalmıyorsa, yüksek ısılara maruz kalıyorsa Fiberon serisindeki bu daha dayanımlı endüstriyel plastikleri de öneririm. Ben hem rengini görün hem de böyle birbirine rahat geçiyor mu diye göstermek için böyle bir deney baskısı aldım. En beğendiğim baskılardan bir tanesi şu tilki modeli. 0.16 mm katman kalınlığıyla bastım ama gerçekten herhangi bir katman gözükmüyor. Altın rengi bir filament bu da. Hiçbir ayar da yapmadım. Daha önceden düzenlediğim bir şey yapmadım. Makinenin kalibrasyonunu falan da yapmadım. Yani makineyi alıp filamenti takıp default ayarlarla bastığınız düşünün. Aynen o şekilde bastım. Gerçekten çok güzel çıktı. Filamentin içinde böyle ufak parlayan parçacıklar var gibi böyle metalik olduğu için sanırım. Gerçekten hayran kaldım. Bunu da bir arkadaşıma hediye olarak bastım. Şurada da Polylit serisinden şeffaf bir petçi var. Filamentli yazıcılarda inanılmaz şeffaf bir baskı bugüne kadar görmemiştim ama gördüklerimin arasında yine şeffafa en yakın olanlarından biri bu. Birisi burada herhangi bir cam bardağı tarayıp 3 boyutlu modelini yüklemiş. Ben de onu indirip denemek istedim. Vazo modunda bastım. Tek duvar var. 0.4 mm kalınlığında. İçerisindeki böyle bakıyorum. Yazıları çok zorlarsam yakınsa okunabiliyor ama süper şeffaf değil. Buzlu cam gibi bir hissi var. Eğer böyle bir şey kullanmak istiyorsanız da bir dekor yaparken cam gibi kullanmak istiyorsanız da kullanılabilir. PETG olduğu için de sıvıya da dayanıklı, suyun içerisinde, deniz suyuna neredeyse 1000 yıl dayanıklı bu PETG'ler. Dolayısıyla sıvı teması gerektiren yerlerde de kullanılabilir. Hatta gerçekten bir bardak olarak da kullanılabilir. Şu an elimdeki polymaker filamentlerin hepsini tek tek deneyemedim. Elimde daha fazla seri, her türlü seriden daha fazla filament var. Bunların kimisinin sadece rengi farklı ama kimisinin özellikleri de farklı. Bunları denedikçe arada bir Instagram hesabımdan sizlerle de paylaşacağım. Özellikle böyle metal alışımlı gibi çok ilginç filamentleri ara ara göstermeyi düşünüyorum. O yüzden eğer hala Instagram hesabımı takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında bende olmayıp filamentdepom.com'da olan da bir sürü filament var. Dolayısıyla oradaki filamentlere göz atıp ileride neler yapabileceğinizi hayal etmek istiyorsanız da bakmanızı öneririm. Bu videoluk benden bu kadar. Olabildiğince farklı çeşitteki birçok filamenti denemeyebilirsiniz çalıştım sizlere tecrübemi aktarmaya çalıştım işinize yarayacak kendi işinizi geliştirmenize yardım edecek üretim kalitenizi artıracak filamentler sizlere sunmaya çalışıyorum Eğer yaptığım işleri değerli buluyorsanız da videoyu beğenerek yorum yaparak arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın üretmeye devam